Bu taraftan lütfen. Ama yeni bir lokantaya gitmek istemiyorum. Ben başkasına... Güven bize Kayu. Bunu çok seveceksin. Hı. Aa, bak. Oo. Sabreden derviş muradına ermiş. Daha fazla bekleyemeyeceğim baba. Hey, peki ya ben? Ben de... Çok güzel. Ama ben hala açım. Sabreden derviş muradına ermiş. Dur bekle Kayu. Acıdır. Çok acıdır. Kırmızı. Al. Biraz su iyi gelir. Dilim çok yanıyor. Wasabi hardalı o Kayu. Sadece azıcık alman gerekiyor. Bu sana iyi gelecek. Yeni bir şey denemek istemiyorum. Harika görünüyor. Bu çok lezzetli. Biraz denemelisin. Söz veriyorum bu hiç acı değil. Tadına bakmadan bilemezsin. Belki seversin. Peki çocuk menüsü var mı? Korkarım yok. Ama senin için özel bir şey yapabilirim. En sevdiğin yemek nedir senin? Bana tost yapabilir misin? Biraz bundan ve... Bu bir tost değil ki. Emin misin? Peynir? Turnaları bana geri uçurur musun? Böyle yesem olmaz mı? Ben gerçekten açım. Sabreden derviş muradına ermiş. Ama... Söz veriyorum, bundan daha iyi bir tostu hayatında hiç yemedin. Mükemmel. İyi misin Rosie? Pardon Rosie. Kendimi kaptırmışım. Bu nedir? Sizin tostunuz efendim. Çok lezzetli. Tabii ki öyle. Çünkü sabreden derviş muradına... Ermiş. Oh.
Onu da denemek ister misin Kayu? Aa, sever miyim? Denemezsen bilemezsin. Bunun adı tempura. Peki benim balığımdan ister misin? Daha ne denemek istersin? Her şeyi. Hemen geliyor. Keşke fırtına artık bir dursaydı. Neydi şimdi o? Ne kuvvetli fırtınaymış, rüzgar ağacı devirmiş. Ağaç tekrar kalkar? Zannetmiyorum Rosie. Oh, salıncağım. Tamir edilir mi? Üzgünüm Kayu. Maalesef ona da veda etme zamanı. Ama vedaları sevmiyorum ben. Gilbert nerede oturacak? Ağaç onun en çok sevdiği yerdi. Gilbert'ın buraya geldiği ilk günü hatırlıyorum. Evine hoş geldin Gilbert. Burası bahçemiz. Oh Gilbert, bütün bu yeniliğe alışman zor olmalı. Ha? Ağaçtan zarar gelmez. Bize gölge yapar ve yorgun kendi altında oturursun. Bak böyle ve yukarıdaki dallardan her yeri görebilirsin. Ağaç sadece Gilbert'ın favorisi değildi. Rosie de ağacı çok severdi. Rosie ağaç sever. Rosie ağaç sever. Kayu, tanışman gereken biri var. Kız kardeşine merhaba de bakalım. Rosie. Neden ağlıyor peki? Meraklanma Kayu. Bebeklerin ağlaması normal bir şey. Nasıl durduracağız onu? Sadece Rosie'nin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağız. Buldum. Acaba çok mu aydınlık? Belki abisinin ona sarılması iyi gelebilir. Nasıl? Benden mi? Ama o çok küçük. Bir dene bakalım. Sonuçta onun büyük abisisin sen. Büyük abi nasıl olunur bilmiyorum ki ben. Kafasının altından tut. Ağlaması durdu. Sihirli dokunuş işe yaradı. Bak, nasıl da hemen iyi bir büyük abi oldun Kayu. Evet, benim bu ağaçla hatıralarım çok daha önceye dayanıyor. Benim favorim buraya ilk taşındığımız gün. Ve biz bu ağacı birlikte diktik. Bir dakika. Ağacı biz mi diktik? Ben niye hatırlamıyorum? Neredeydim? Sen daha doğmamıştın. Sen benim karnımdaydın. Yeni bir ev, yeni bir ağaç.
Ve yakında yeni bir bebek. Ne kadar çok yenilik var. Her şey bu kadar yeniyken endişelenmen normal. İnan her şey çok güzel olacak. Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Vaa! Wow. Buldum! Anne, baba, durun! Ha? Bu tamamdır. Annesi, Kayu, ağacı dikmeye hazır mıyız? Kesinlikle. Yepyeni hatıralarımızın olacağı yeni bir ağaç. Tabii o eski hatıralarımızı da unutmayarak ama. Rosie, yardım! Evet çocuklar, bugün hepimiz çok heyecanlıyız çünkü giysi oyunu günü. Unutmayın, giysi oyununun tek kuralı sizi nasıl hissettiren bir şey giymeniz. Aynen öyle. Peki, ne bekliyorsunuz o zaman? Koş! Jeffrey, bir şey seç de oynamaya başlayalım. Daha emin değilim. Siz oyuna başlayın, ben sizi yakalarım. Define avı için çok mükemmel bir gün. Ve definemiz bu yönde. Ama define yok mu ki? Aa, var. Bir definenin yeri adı Teneffüs'ün kayıp definesi. Ninjalar! Ne yapacağız? Aa, ben savaşalım derim. Uçarak kaçamaz mıyız? Yardım gerekli. Hey! Arkadaşlarımı bırak! Sen kim oldun peki Jeffrey? Ben bir peri savaşçıyım. Vay, harika. Diğer kostümler alınmış mıydı? Yok, ben bunu beğendim. Sihir en iyisi. Ama peri bir kız kostümü değil mi? O değil. Ama öyle. Öyle mi? Niye? Sadece ben bunu giymek istedim. Aa, belki başka ne olsan? Bir Viking veya korsan ya da... Hayır! Jeffrey değneğini bıraktı. Bu biraz ayıp oldu ama. Biz sadece kız kostümü olduğunu söyledik. Ki kendine uygun olanı seçebilsin diye. Mrs. Martin'in dediğini hatırlayın. Giysi oyunu gününün tek kuralı bizi mutlu eden bir şey giymemizdi.
Evet, mutluydu da aslında. Hey Jeffrey, değneğini düşürmüşsün. İstemiyorum. Ama ninjaları nasıl yeneceksin? Ve uçmak için kanatların lazım. Peri savaşçın çok harikaydı bence de. Ve sihir hep en iyisi. Kostümün için söylediklerimize özür dileriz Jeffrey. Ne istiyorsan onu giyebilmelisin. Ve seni mutlu da ediyorsa giysi oyunu için bu harika olur. Başınız dertte. Bu çok harikaydı Jeffrey. Sağ ol Kayyum. Siz olmadan olmazdı. Bir de sihirli değneğin. Bunu yapmayı bana annem öğretti. Oh, güzel bir uçak Leo. Bu sabah ilk sunumu sen yapmak ister misin? Ben çıkabilirim. Harika. Hafta sonunu anlatırken ben nasıl hissediyorum tablosunu kullanmayı unutma, tamam mı? Bu hafta sonu benim büyük annemin doğum günüydü ve ben... Birçok farklı hisler işte Bayan Martin. Bir dinleyelim mi o hisleri? Önce kafam karışıktı. Çünkü pasta seçmem lazımdı. Ve çok fazla seçenek vardı. Kayu, büyük anne hangisini sever sence? Kırmızı onun en sevdiği renk çünkü. Bu seni nasıl hissettirdi Kayyu? Ha, gururlu. Yetkili olan bendim. Evet, ben patronumu severim. Pekala. Sağ ol Jason. E peki sonra Kayyu? Bu sefer sıra hediyeye geldi. Ben birazcık kaygılıydım. Çünkü büyük anne ne sever diye düşünmeliydim. Bir dükkana gittik. Ama sadece büyükler içindi her şey. Hiç oyuncak yoktu. Bunlara ne dersin baba? Onlar iyiler Kayyu. Ama sence büyük annen sever mi çorapları? Eww, böcekler korkunç. Bana hissettirdiği üzgün. Ama başka şeyler aramaya başladım. Annemin bahçesindeki çiçeklere benziyor. Harika. Bence çok sevecek. Hayır. O büyük anne içindi. Dur bakalım Kayyu. Bu hanım aldı ilk. Ama güller büyük annemin en sevdiği çiçekler. Ha? Ha? Yaşadığım hayal kırıklığıydı. O süveteri alamayınca. Ama sonra bizim almamıza izin verince çok sevindim. İyi bir insana denk gelmişsiniz. Evet öyle. Ama sonra...
Gerçekten iyi hissetmedim. Çünkü annem büyük annemin doğum günüm için ördüğü kaşındıran kazağı giydirdi. Kaşındıran kazak böcekten beter. Evet, hissettiğim şey somurtkan. Ama büyük annem giydiğime çok sevindi. O Caillou, sana ördüğüm kazağı giymişsin. Ve bu seni nasıl hissettirmiş olmalı? Endişeli. Affedersin büyük anne. Senin pastanı berbat ettim ve doğum günü partini. Hiçbir şeyi berbat etmedin Caillou. Aksine bana en güzel hediyeyi sen verdin zaten. Ama ne alıyor Caillou? Bu süveteri sevmiyorum. Sadece sen verdin diye giyiyorum ama çok kaşınıyor. Affedersin. Oo Caillou. Bana bunu iyi ki söyledin şimdi sen. Öyle mi? Evet öyle. Hiç sevmemene rağmen senin onu giymiş olman çok düşünceli. Çünkü beni mutlu etmek istiyordun. Ama rahat edeceğim bir şey giymenin hiçbir mahsuru yok. Ve pastaya gelince seninle vakit geçirmek bana verilecek en güzel hediye. Şimdi beraber bir pasta yapmaya ne dersin? Büyük annemin doğum gününde birçok şey hissettim ama başkalarının iyi olmasının beni mutlu ettiğini anladım. Ve hissettiklerim konusunda kafam karıştığı zaman iyilik yapmayı seçebildim. Ve bu her şeye çok iyi geldi.